Arkadaşlar herkese merhabalar. Gezi Yıldızı Gezi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Romanya'daki Osmanlı izleri video serimizin ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu bölümümüzde Romanya'nın Mecidiye şehrindeki Osmanlı eserlerini ziyaret edeceğiz. Mecidiye şehri Romanya'nın doğusuna yer almakta. Romanya'nın Karadeniz kenarında liman şehri olan Constanța yani Köstence şehrine, Köstence iline bağlı olan bir ilçedir. Romanya'da Tatar, Türk, millet, Müslüman nüfusunun en yoğun yaşadığı şehirdir. Adından da anlaşılacağı üzere Mecidiye şehrini kuran kişi Osmanlı Padişahı Abdülmecid'dir. 2 Eylül 1856 yılında Mecidiye şehrinin kuruluş fermanını yayınlatmıştır. 31. Osmanlı Padişahı olan Abdülmecid, Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı'da çok büyük yenilik hareketlerine önderlik etmiş, bunları yayınlatmıştır. Bunlardan en önemlisi, en göze batanı ise Tanzimat Fermanı'dır. Abdülmecid'in yaptığı işlerden benim en çok dikkatimi çeken, ya yıllardan beri benim nazara dikkatimde olan ve takip ettiğim bir konu ise Abdülmecid'in İrlanda'ya yapmış olduğu yardımdır. 1840'lı yıllarda İrlanda'da, İngiltere'de çok büyük bir kıtlık meydana geliyor. O zamanki patateslerle bir mantar bulaşıyor ve hiçbir yerde patates bitmiyor. İnsanlar açlıktan, sefaletten, yoksulluktan ölüyorlar, inim inim iniyorlar. Bu kıtlık neticesinde İrlanda'da milyona aşkın devasa insanlar ölüyorlar, hayatlarını kaybediyorlar. Bu sıralarda İrlandalı bir doktor Abdülmecid'i ziyarete geliyor ve ailesini kıtlığa kurban verdiğini, ailesinin hepsinin öldüğünü söylüyor ve bunun üzerine Abdülmecid İrlanda'ya yardım gönderiyor. İlk olarak Dublin limanına yanaşan Osmanlı'nın yardım gemilerine Kraliçe Victoria izin vermiyor. Esasında bu Kraliçe Victoria Osmanlı'nın oraya yardım yapmasına bile izin vermiyor. Hatta Osmanlı yapacağı yardım miktarı çok büyük ama Victoria bunu olabildiğince aza indirtiyor maalesef. Bunun üzerine Osmanlı gemileri 50 kilometre kuzeyde bulunan Durakhada limanına demirliyorlar ve Durakhada şehrinden İrlandalılara yardımlarını iletiyorlar. Bu yardım olayını yıllardan beri ilgiyle takip etmemenin esas nedenlerinden bir tanesi de Durakhada United Futbol Kulübü ile bizim kulübümüz şampiyon Trabzonspor'umuzun kardeş kulüp olması. ...1847 yılında Osmanlı'nın atalarına yaptıkları yardımı unutmayan ve Osmanlı'ya Türkleri her zaman minnettar olan bu İrlandalılar kulüplerinin armasında ay yıldız barındırıyorlar. Bordo mavilerinde ay yıldız bulunan Durakhada United'ın genç takımında da Atakan isminde bir genç çocuk oynuyor bugünlerde. Durakhada United Futbol Kulübü ve Durakhadalı hemşehrilerimiz maalesef Türkiye'mizde meydana gelen Kahramanmaraşlı büyük depremde hepimizi büyük üzüntüye gark eden, mahveden, perişan eden, heder eden, keder eden o büyük depremde Türk insanlarına yardımlar topluyorlar, yardımlar gönderiyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah onlara hakiki iman nasip etsin inşallah. Depremde hayatlarını kaybeden din kardeşlerimize Allahü Teala'dan gani gani rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Geride kalanlarına Allahü Teala sabrı cemiller nasip eylesin. Ve Abdülmecid'e tekrar dönecek olursak, Abdülmecid efendi çok büyük yenilikler yapıyor. Dolmabahçe Sarayı'nı yapıyor, Beykoz Kasrı'nı yapıyor. Edirne Meriç Köprüsü'nü yapıyor, Mecidiye Camisi'ni yapıyor, en meşhurlardan örneğin Teşvikiye Camisi'ni yapıyor, Hırkı-ı Şerif Camisi'ni yapıyor, Bezme Alem, Valide Sultan Gureba Hastanesi'ni yaptırıyor, Yeni Galata Köprüsü'nü yaptırıyor. Yine bugün İstanbul'daki Mecidiye Köy semti de Abdülmecid Efendi'nin isminden geliyor, aynı tıpkı Romanya'daki Mecidiye şehri gibi. Yine Abdülmecid zamanında Hristiyanlar da askere alınmaya başlıyor, Marif-i Umumiye Nezareti kuruluyor. Avrupa'ya öğrenciler gönderiliyor, telgraf mektebi gibi mesleki okullar açılıyor. Yine göze çok batan bir yenilik, Kaime-i Mutebere adıyla ilk kağıt para çıkartılıyor ki kağıdın, paranın adı, kastettiği paranın değeri, karşılığı bu kağıt paraya verilmiş. Bu da enteresan bir gelişme olmuş. Abdülmecid zamanında Osmanlı'nın ilk kez dışarıdan borç para aldığı
savaş olan Kırım Savaşı cereyan ediyor. Kırım Savaşı'nın başlangıcı, Ruslar Osmanlı'daki Ortodoksları korumak istiyorlar. Fransızlar da Katolikleri korumak istiyorlar ki bunların hepsi bir bahane, bir sebep. O yüzden bu savaşa kutsal yerler sorunu adı veriliyor. Rusya bu bahaneyle Osmanlı'ya bir nota veriyor ve Eflak Boğdan'ı işgal ediyor. Eflak Boğdan da malumlarınız bugünkü Romanya ve Moldova. Bunun üzerine Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş açıyor. Ama Osmanlı Devleti'nin yanında Birleşik Krallık, Fransa, Piemonte gibi devletler yer alıyor. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'nı kazanıyor ama garip bir, enteresan bir durum, yine şaşıracak bir şey. Galip gelen Osmanlı Devleti Rusya'nın azınlıklar istediği haklarından daha fazlasını yine azınlıklara veriyor. İşte bu Kırım Savaşı'ndan sonra Osmanlı'nın Dobruca dediği, yani bugün büyük bir bölümü Romanya'da, küçük bir bölümü de Bulgaristan'da olan bu yerleşim yerine Kırım'dan gelen göçmenler için büyük bir yerleşim yeri, yerleşim merkezi yapma fikri ortaya atılıyor. Ve Köstence şehrine 40 kilometrelik mesafede bulunan Karasu yerleşim yeri uygun görülüyor. Buraya yeni ve büyük bir kasaba kuruluyor. Bu kasabanın adı da değiştirilerek Osmanlı Sultanı Abdülmecid'e izafeten Mecidiye ismi konuyor. İdari binalar yapılıyor, camiler yapılıyor. Bugün de adını Mecidiye olarak muhafaza eden bu şehri 2 Eylül 1856 yılında Sultan Abdülmecid ilgili ferman yayınlatarak resmi olarak da kuruluşunu gerçekleştiriyor. Şehrin 150. kuruluş yıl dönümünde Mecidiye Belediyesi Sultan Abdülmecid'e fahri hemşehrilik unvanını veriyor ve geleneksel olarak şehrin kurucusu olarak da kabul ediliyor. Mecidiye şehrini karşıda görüyoruz. Biraz daha yaklaştıralım. Tunca bölgesi, Kostansa bölgesi çok rüzgarlı bir bölge. O yüzden burada santraller, rüzgar santralleri var, elektrik santralleri var. Mecidiye şehrinin girişindeyiz. Bükreş tarafından, başkent tarafından gelen girişinde. Mecidiye şehrinin hemen giriş levhası burada. Günümüzde Mecidiye'de yaklaşık 60 bin insan yaşamaktadır. Romanya'da en çok Müslüman nüfusun yaşadığı bir beldedir. Romanya'dan doğup Romanya'da Karadeniz'e akılan Tuna Nehri, Romanya'nın Tulce ilinden delta oluşturarak Karadeniz'e dökülmektedir. Romanya'nın eski komünist diktatörü Ceaușescu zamanında Köstence limanını Tuna Nehri'ne bağlayan bir kanal inşa edilmiştir. Bu kanal Mecidiye'nin içinden de geçmektedir. Şehrin batı tarafına bir tepenin içi oyularak stadyum inşa edilmiştir. Yaklaşık 50-60 bin kapasitesi mevcuttur. Rumenlerin ve Galatasaray'ın efsanelerinden olan George Hagi, Vitorul Costanza takımını kurduğu zaman maçlarını bu stadyumda oynamak istemiş fakat anlaşamayınca buradan oynamamıştır. Yine Mecidiye'nin sportif kulüp, çeşitli branşları spor yapan bir kulübü mevcuttur. Ceaușescu zamanında tam bir sanayi şehri olan Mecidiye'de daha sonraki rejim değişikliğinde bu sanayi dalları kapanmış, fabrikalar kapanmıştır. Geçen süreçte ise Türkiye'den gelen Türk yardımcılar burada plastik fabrikası, dönüşüm fabrikası, nişasta fabrikası gibi çeşitli fabrikalar açmışlar ve burada faaliyetlerine halen devam etmektedirler. Thank you.
Hediye'de bulunan Sultan Abdülmecit Camisi'nin içerisindeyiz. Caminin sadece çatısı değişmiş. Onun haricinde yerlerdeki tavanlar, şu gördüğünüz ağaçlar hepsi orijinal. Gördükleriniz ağaçlar Lübnan'dan getirilmiş. Hepsi sedir ağacı. Daha o günden bugüne kadar sapsağlam duruyorlar. Şuradan ben öntem aldım. Caminin aydınlatmasına kullanılan mumlar orijinal. Bu solda gördüğümüz orijinal, bu sağda gördüğümüz İkinci Dünya Savaşı'nda bir asker tarafından kesilmiş, tam şu noktadan tamir edilmiş tekrar. Bu gördüğümüz saat de Mecidiye'de bulunan Müslüman seminarı, yani medresesinden arta kalan hatıralardan bir tanesi, orijinal. Bu görmüş olduğumuz minber, Mecidiye Medresesi'nden, diğer adıyla Mecidiye Seminarı'ndan kalan hatıra bir minber. Bunu medresedeki öğrenciler uygulama için kullanıyorlarmış. Mecidiye'de bulunan bir diğer cami olan Abdurrahman Efendi Camisi'ndeyiz. Bu caminin bir diğer adı da Yeni Cami'dir. Mecidiye'de yaşayan Müslüman nüfusunun çok değerli evlatlarına dini eğitimleri medresenin devamı olan Kemal Atatürk Koleji'nde İmam Hatip bölümünde verilmekte, aynı zamanda camilerde verilmekte, aynı zamanda İslami Hizmetler Vakfı'nın erkek talebe yurdu ve kız talebe yurdunda verilmektedir. Müslüman seminerinin hemen arka tarafında bir tane de hamam yapılmış zamanında. Romanya'nın Babadağ şehrinde 1889 yılında bir medrese açılmış, 1901 yılında Mecidiye şehrine taşınmıştır. 1967 yılına kadar faaliyetlerine devam eden medrese 67 yılında kapatılmıştır. Takvimler 1995 yılını gösterirken zamanın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından medresenin devamı niteliğinde bu okul Kemal Atatürk Ulusal Koleji adı altında tekrar eğitim öğretimi açılmıştır. Şimdi hep beraber Mecidiye şehrine hızlıca bir tur atalım, ardından Osmanlı yadigarlarını ziyaret edelim. Romanya'da 3 tane şehirde Atatürk büstü bulunmakta, Mecidiye şehrinde, Tulce ilinde ve başkent Bükreş'te.